şeref verdiniz. Halk toplantılarımızın bu durağında yine beraberiz. Bugüne kadar halk toplantılarımıza 600 tane vatandaşımız, ne kadar zaman içerisinde İbrahim? Bir sene ha. Bir sene içerisinde teşrif etti. Bunların sorunları içerisinde 600'ünü, daha doğrusu 580 tane civarındasını gerçekleştirebildik. 120 tanesi tamamen mevzuata aykırı olduğu için gerçekleştiremedik. Bugün de inşallah halkımızla tekrardan sorunların çözümü noktasında görüş alışverişinde bulunacağız. Umarım hem buraya kadar teşrif eden vatandaşlarımız için hem memleketimiz için hayırlı uğurlu olur. Teşekkür ediyorum. Hemen başlamak istiyorum. Başlayalım. 1545'te yani bu soğuk havada elektrik kesilme TEDAŞ müteahhitin iş yapma sırası mı şu anda? Ondan sonra vali ben size 1543'te mesaj atmışım. Ayın 10'undan. Nurullah Kaya Beyleri atmışım 1531'de. Tamam, onu okuma geldim. Ne oldu? Yok, şu anda elektrik çalışıyor müteahhit. Evet. Elektriği kesiyor müdür? Valim. Sizden mi? Bizden değil, müteahhitten kaynaklı. Bizimle alakalı Sayın Valim. Şöyle ki, bölgede 15 milyonluk yatırım yaptık Sayın Valim. Yatırım yapmayı şu anda yeni tesislerimizi bitirdik. Eskilerin devreden çıkarılıp yenilerin alınması için de komplikasyon çalışması yapıyoruz. Ve bu aşamada da enerjiyi kesmek zorunda. Çünkü yeni tesisi devreye alabilmemiz için enerjiyi kesmemiz lazım. Muhtarımın dediği doğru, 9 saat kesildi ama bunun bilgisi kendisine verildi. 9 saat ama bütün... Cafer kendisine bilgisi verilse bile 9 saat ne yapacak? Şöyle Sayın Valim, arz edeyim. 9 saat bir abone 9 saat kesilmedi. Mahallede 9 saat kesinti oldu. Her abone 2 saat kesildi yani Sayın Valim. Şu anda herhangi bir kesinti yok. 9 saat kesildi. İlkokulu, ortaokulu arayabilirsiniz. Var. Şu anda herhangi bir kesintimiz yok Sayın Valim. Var. 1543, 1544 gün arayayım ben vatandaşı. Arayabilirsiniz. Arayabilirsiniz. Sayın Valim, kesinti yapacaktık. Hava koşulları, Elver'de 48 saat önce, bizim normal şartlarda 48 saat önce basında yayınlama koşuluyla kesebiliyoruz enerjiyi. Saat 15'te gelecektir Sayın Valim. Elektrik geldi mi arkadaşım? Kaçta geldi? Bir dakika, megafonu açın, vali de duyacak sizin elektrik kesintinizi. Şimdi söyle. Yanına getireyim vali. Şimdi Vali Bey'e söyle arkadaşım, elektrik kesip olup olmadığını. Şu an geldi mi? Dur bir dakika. Kaçta geldi? 15 dakika oldu. Başka şu an köyde kesik bir yer var mı? Osman Gazi Mahallede. Mahallede. Var mı şu an? Bütün mahallede var mı? Var. Için, yatırımları tamamlayabilmemiz için o kesintileri yapmam, çünkü eski tesisi söküp yenisini oraya bağlayabilmemiz için mecburen kesinti yapmamız lazım. Muhtarıma da anlattık durumu, kendisine de tamam, izah ettik. Anladım. Şu an kışın şu ortamda orada elektriği kesmeyin. Zaten kesmiyoruz Sayın Valim. Havalı havalar bu şekilde olduğu için kesmiyoruz enerjiyi. Yaman. Bir de bana 8. maddede aşamada rekizim bekliyorum. Ondan sonra dolaplarım için gerekiyor. Çin'e gitmek istiyorum. Çömlek üzerine gitmek istiyorum. Kültürel bir mekan haline getirmek istiyorum oraya. Thank you.
Tamam. Projelerin bir adres gösterebilir miyim? Mesela şöyle el sanatları, ondan sonra Ardalas Kalesi'nin maketi özellikle. Şunu göstereyim. Sen ulaşamazsın, telefonla atıyorum. Ben şimdi alırım. Bizim görüntü yüksek zaten. Hani, abla sana sahip çıkacak mısın? Tamam, valla biraz yok. Sahip çıkacak. Bir de benim büyük oğlan hafız olacak efendim. Ağaçlar, gayet dersleri gayet güzel Allah. Araştırabilirsiniz. Ben kendim çocuklarım için hani geleceğimi garanti almak istemiyorum. Ben, ben çadırda bile durmuyorum. Cemal, merkez tam sende. Çocuk merkez tam merkez. Tamam. Biz ek tutup bir tutup senin bir şey yapmıyoruz. Yusuf. Eşyalarımız kirası mı yiyorsun? Ahmet, hocası bir şey tutuyor. Onun oğlu Hafız. Onun şehri sana ait. Bu aile sana ait. Okutacaksın çocuğu. Ben de oğlum da matematikte derste bilinç gidiyor. Hayırlı olsun. Benim ben... Allah senden razı olsun. Vatana millete hayırlı evlat olmasın. Allah razı olsun. İnşallah. İnşallah. Siz gibiler başa gelmesi baş tacısınız. Allah razı olsun.